Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir kristal açma videosuyla beraberiz. Videoyu izlemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı, 5000 aboneye tamamlayalım artık ya. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar öncelikle ve parçalarımı görüyorsunuz. Yeni bir macera geldi, yaklaşık olarak 60 gün gibi bir süre verdiler. Bence çok fazla. Hani yaz pataklaması alfa ilave macera şeklinde geldi. Yani 60 gün süre verdiler, çok uzun bir süre. Çünkü ilk destansı bölümü oynadım, 6000 parçaya aldım. Şu anda usta bölümünü oynayacağım. Usta bölümünü, destansı bölümünü oynadığım kadroyla girip oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra 2 tane bir 5 yıldız, bir de ayrıyeten bütün bir kristal açacağız gördüğünüz gibi. Şimdi ilk adam taş adam. İlk karakterimiz taş adam. Taş adama karşı baba Hyperon'la girdim. Açıkçası destansı bölümde de öyle. Ekstradan bir ya da iki tane daha karosu vardı galiba, öyle hatırlıyorum. Ağır saldırılarında arkadaşlar pasif durdurulamaz özellik açıyor. Ona dikkat etmek lazım ve taş setlerine dikkat ederek dövüşmek lazım. Fiziksel direnci var ekstradan. Daha doğrusu dövüş uzadıkça arkadaşlar, rakibin güç kazanma oranı, saldırı güç oranı, her şeyi artıyor. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak biraz da hızlı dövüşmemiz lazım. Bir ağır saldırı yapıp hiddetlerimizi açtıktan sonra aslında şu anda bir özel saldırı yapabilirim ama bir tane daha o koruyucuyu açtı. 6 tane hiddet var, kapanır kapanmaz işimizi göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bazen böyle hatalar verebiliyor. Ben ağır saldırı depoladığım halde rakip blokta bekliyor. Öyle bugları var oyunda. Evet, indirdik taş adamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Dediğim gibi destansı kısımda da aynen şu anki girdiğim kadro ve dövüş grubuyla girdim. Bakın destansıda da aynen bu Diablo'ya hemen kimle girdiysem onunla giriyorum arkadaşlar. Bakın iki misli kararlılık var, irade gücü var. Yani şöyle ki, rakibe zayıflatıcı uyguladığınız zaman güç barı hızlı dolar ve saldırı güç oranı daha da artar. Bu yüzden rakibe zayıflatıcı uyguladığınız zaman saldırarak, yani vurarak dövüşmeyeceksiniz. Bekleyeceksiniz ki o zayıflatıcının süresi dolsun. Onun haricinde yani evet, özel saldırı. Gördüğünüz gibi zayıflatıcı etkinleştirdiğimiz için üzerine güç barı olduğundan daha hızlı şekilde doluyor. Evet. Kor nimeti açık bu arada. Diablo'nun dikkat etmek lazım. Özel saldırı atmasını bekliyorum. Evet, attı. Bu arada bazen böyle kaçamaklar olabiliyor. Evet, şimdi özel saldırı 2 ile işini bitireceğiz. Hop bam. Yani bu kadar basitti. Şu an dediğim gibi usta bölümünde hangi kadro, hangi karaktere neyle girmişsem onunla giriyorum arkadaşlar. Burada zırh açan karakterlerle Havok'a karşı girmenizi öneririm arkadaşlar. Zırhınızı parçalayabilir. Eğer elinizde Kolossus varsa mutant Kolossus'la girin. Arkadaşlar o zaten zırh kırmaya karşı bağışık olduğu için, yani Havok'un yaptığı patlama var ya, patlama. Patlamadan etkilenmiyorsunuz. Plazma patlamasından. Evet, gördüğünüz gibi rahat şekilde engellenemez attı. Evet, kaçtık. Güç barı hızlı doluyor bu arada. Evet, özel saldırı ikimizle işini bitirdik. Darbe yersek zırhımızı kırabilir. Pasif durdurulamaz gördüğünüz gibi. Darbe yemeden de kırılıyor, pardon. Pasif durdurulamaz açıyor ve sıkıntı, köşeye sıkıştırırsa sizi sıkıntı. Bu yüzden dikkatli dövüşmek lazım. Güç boşalmasını yapalım bir. Sakince. Evet. Gördüğünüz gibi üzerimizde aktif zırhlanma olduğu için plazma patlamasından etkilenmiyoruz. Yoksa şimdiye 10 kere ölmüştük arkadaşlar. Sürekli olarak plazma patlamasından canımız düşmüştü. Ve bir diğer karaktere geldik. Vaa, nasıl bir konuşma oldu. Bay Sinister. Warlock'la aynı şekilde öncelikle bulaşmışı veriyoruz. Size dövüş taktiklerini aynı zamanda gösteriyorum arkadaşlar. Elimde Warlock yok diyorsanız Void de olabilir burada. Void de iş görür. Evet, bulaşmışı veriyorum. Nörotoksin vererek de alabilirsiniz arkadaşlar Archangel'la.
Ondan sonra düşünüyorum daha kimler olabilir? Alev Adam olabilir. Alev Adam da yenilenme yapmasını engelleyecektir. Evet. Bozma verdik. Şu anda bulaşmışı da aktif. Yenilenme yapamıyor gördüğünüz üzere. Evet. Kaçtık, bastık. Güç boşalması yapsa da şimdi özel saldırı 2'yi yedireceğim ona. Evet, işi bitmiştir arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tek atıyorsun. Destansı da aslında çekip atabilirim. Çok isteyeniniz varsa, ya ben geçemedim nasıl geçeceğiz? Aynen bu taktiklerle geçtim ya. Açıkça söylemek gerekirse burada da Archangel'ı kullandım. Nefes aldırmadan indirdim. Zaten boss'a one shot atıyorsun. Boss basit. Evet. Ağır saldırı yaptık. Bu arada bir tane bloğuna vurmanız sizin için avantaj eğer iradeniz açıksa. Çünkü çok minik bir kanama veriyor. Sürekli can yeniliyorsun. Güzel bir şey bu. Tavsiye ederim yani. Eğer ki irade ustalığınız açıksa. Şimdi bu onu indirmeye yetecektir ama birazdan kendi özelliğini kullanacak. Ve arıtılmış yaptı. Fury hiddetini açtı. Ağır saldırıyla kanamayı verdik. Bir özel saldırı. Birle perçinleyelim hemen. Evet bitmiştir. Olay budur. Bu arada hadi vur bakalım ne kadar. İneceksin zaten de. Basitçe indiriyorsun. Tabii ben çok temkinli dövüşmüyorum şu anda. Çok basit gördüğüm için temkinli dövüşmüyorum. Şimdi Kaptan Marvel'i de indirdikten sonra arkadaşlar direkt kristal açma mahzenine gidiyoruz ve 7 saniye tutacağım bu sefer. İnşallah umduğum bir karakter çıkar da yüzümüz güler arkadaşlar artık. Ben de sıkılmaya başladım. Açıyoruz açıyoruz çöp, açıyoruz açıyoruz çöp. Yani bu bir dönem midir nedir anlayamadım. Sürekli bir çöp çıkarıyoruz. Sıkıntılı bir durum. Evet, özel saldırısını attı tekrar. Rahat ve temkinli dövüştüğünüz zaman indirebilmeniz olası bir durumdur. Bitmiştir. Zaten bu kadar basit. Şimdi 2000 parça burada geliyor arkadaşlar. 7 saniye tuttuktan sonra kristale dokunacağım. 2000 parça geldi. Gördüğünüz gibi ekstradan efsanevi kristalimizi de aldık. Bakalım ne açacağız, ne çıkaracağız? Merakla bekliyorum. Gözlük verdi bu yaz aylarında. Pataklama gözlükleri ne ya? Allah aşkına neyse önümüzdeki ayda gelecekmiş. Yani 4-5 gün sonra. Şimdi kristali aldık arkadaşlar. Bir yavaştan bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te bastım. Niye? 7'de basacaktım. Allah seni kahretmeyelim deydi. Lan. Allah seni ne yapmaya ya. Şimdi diyeceksiniz kötü karakter değil ama keşke bir yana kaysa ya. Bir yana kaysa Gwenpool gelecek. Onu ben 5.65 atardım be. Ay 5'te bastım bir de. Allah seni ıslah etmeye yavrum. Yani Hulkbuster da kötü değil. Ama 6 yıldızı olunca insanın elinde 5 yıldızını ne yapacağım diyor. Efsanevi kristali de açalım da. Zoruma gitti ya açıkçası. Vallahi burada zoruma gitti arkadaş. Ya tepkimi de veremedim. 5 saniye kala basmak nedir ya? Yukarıda aşağıda saniyeye bakıyorum. Elim değiyor. 5'te bastık ya. 7'de basacaksın arkadaş. 7'de. Ya acaba yanlış mı saydım ya? Videoyu baştan izleyebilirim aslında sonradan. 7 mi saymışım 5 mi? Hadi bu kendi açılsın. Basmıyorum ya. O kadar diyorsunuz ki basma kendisi açılsın. Hadi kendisi açılsın. Bakalım ne çıkacak. O kadar sürekli bir tane bir kişi var. Adı neydi o? Yavuz muydu? Neydi o? Bir çocuk var. Abi sürekli diyor basma. Basmıyorum ha. Al basmıyorum. Ha kendisi bas bak. Gerçekten ben basmadım. X23 Falcon geçti. Aha. Aha da durdu. 4 yıldızı Havok'ta durdu. 5 yıldız çıkmadı. Olmuyor. Şimdi diyeceksin 5 yıldızla dene abi. Olmaz böyle de. Aa denedik. Şimdi şu kristalleri de bir açalım hemen hızlı. Videomuz zaten sonlandı yani burada. Daha diyebileceğimiz bir şey kalmadı ki. 6 tane daha açtık. Sıfırlayalım hemen. Şu şövalye günlük kristallerimizi de alalım. Geçen 200 kaç tane açtım ya? 233 gündür açmadığım şövalye günlük kristallerini bir önceki videoda yayınladım arkadaşlar. Bakmayanlar, izlemeyenler bakıp izleyebilirler.
Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, şu 5000 aboneye tamamlayalım artık ya. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Hani resmen bu şaklabanlığa döndü. Hani bir artıyor abone, bir düşüyor, anlamadık ki. İçten samimi olmaya çalıştıkça batıyor muyuz nedir ya? Neyse. Hulkbuster'da yenilenme yapma. Veronica Mekene anasını satayım. Koyayım der gibi ya. Tövbe estağfurullah. İkinci seviye hem de. Tövbe tövbe. Yani yenilenme yapması, açın bir bakıma Demir Adam ya. Zaten Demir Adam'ın gelişmiş versiyonu da. Şimdi şöyle bir şey var. Ha, istilaya gelelim. Bu arada bir duyuru yapalım. Benimle beraber 6 ve 7. kesim oynayabilecek, 10 oda gidebilecek baba yiğitler lütfen aşağıya nicklerini yazabilir mi? Yani gerçekten 3-4 kişi bana dedi ki ben oynayabilirim. Bu arada talepleri görüyorsunuz, istekleri. Şu anda aktif olan kişileri kabul edebilirim aslında. Evet, kimler aktifmiş kabul edelim. Dediğim gibi böyle baba yiğit var mı ya? 6-7. kesimde 10 oda gidebilecek. Oynarım deyip sürekli 7-8'de kalıyorlar. Canım sıkılıyor. Bu yüzden kimseyle oynamıyorum açıkçası. Yani 6 ve 7. kesimde 10'a da gidebilecek olan arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmına nickname'lerini yazsınlar. Taleplerde bakacağım. İstek atmışlarsa kabul edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hırçın, komik ve güzel videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.